Herkese merhaba arkadaşlar. 11 Temmuz Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 9 tane koşunun olacağı zevkli güzel bir program var arkadaşlar. Yine iki tane altılısı var İzmir'in. Birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe ikinci altısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben yine her iki altılı ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 e, tane safkanı ön plana çıkaracağım. Varsa yine sizin de takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu arkadaşlar yapma noktasında değerlendirin diyorum. Arkadaşlar akşam programında İzmir koşacak. Gündüz programında da Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek için arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Arkadaşlar ee, İzmir'de dediğim gibi birinci altılı akşam programında 5'i çeyrek geçe başlayacak. Şart 3'te 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 14 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu için özellikle 2 tane Safgan'dan çok bahsedeceğim ki bunlardan ilk arkadaşlar 3 numaralı tahtalı olacak. Son birincinin çok beğendiğim Mertcan Çelik'le beraber start alacak olan safkanın ben müsait grupta yine değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Etkili e, birincisi Mertcan'la beraber etkili koşacağını düşünüyorum bu safkanın benim ilk şanslı safkanım olacak. Bu safkanın özellikle dediğim gibi 3 numara tahtalıdan çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Rakip noktasında her ne kadar 219 günlük yani 207 aylık bir arası olsa da 4 numaralı Mehmet Sade, Gökhan Gökçe Gökçeli ile beraber değerlendirilmeli. Yine bu safkanla iyi bir koşu gelecektir. Grubun bence kaliteli ismi olan Mehmet Sade'den dişlik yarış yapacağı bu yarışta etkili bir yarış gelebilir. Burada rakip noktasında yine 10 numaralı Göktu Ali Alpagut'la beraber e, sürpriz arama noktasını arkadaşlar bu safkanı değerlendirebiliriz ki son birinciliği gerçekten mükemmeldi. E, o yarışının e, gerçek mi olduğu tesadüf mü olduğunu de, kanıtlayacağı bir yarış olacak. Ben yine özellikle yarış izleyeceğim bir safkan olacak. Ali ile beraber dediğim gibi start alıyor. 10 numaralı Göktuğ değerlendirilmeli. Bu safkan yine sürpriz arama noktasında etkili olacaktır. Son nokta arkadaşlar her ne kadar kiloları biraz ağır gibi gözükse de grubun kaliteli isimleri 1 numaralı Berlin Sultan, Alaaddin Küründük'le beraber ve 2 numaralı Peköz'de Sinan'la beraber günün ilk ayağında şanslı gördüğüm safganlar. Tekrardan sıralamayı vereyim arkadaşlar. Özellikle 3 diyorum. Yani Mertcan Çelik'le beraber koşacak olan 3 numaralı tahtalı benim için altın ilk ayağında arkadaşlar favorim olacak. Bu safgandan dediğim gibi çok etkili bir koşu bekliyorum. Rakibi noktasında 4 numaralı Mehmet Sade ve 10 numaralı Göktuğ. Sürpriz arama noktasında 1 numaralı Beğenli Sultan ve 2 numaralı Peköz. Grup içinde arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olarak gözüküyor günün ilk ayağı için. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Yine günün e, kalabalık koşullarından biri arkadaşlar 15 tane st e, safganı start alacağı bu grupta Altın numaralı Mr. Fakus, e, Mustafa Çiçek ile beraber bence kazanmaya çok yakın. Yine küçük kuponlarda risk edilebilir görüyorum arkadaşlar. Bu safgandan dediğim gibi etkili bir koşu gelecektir. Safkan'ın son iki tane ikinciliği var. Bir türlü kazanamıyor ama müsait grubu yakaladı bu sefer. Ben yani için müsait grupta sevdiği kumda arkadaşlar etkili koşacağını düşünüyorum. Bu grubu da kolay geçmesini bekliyorum açıkçası. E artık kalitesini ortaya koyup güzel bir yarış yapacağına inanıyorum. Altuvalo, Mr. Fakus'un yani için Mustafa de beraber Kuyumcu'nun ait olan bu Safkan'dan etkili bir yarış gelecektir. Bu gruba da hakimiyet sağlayacaktır diyorum. Ama yine kötü koşması durumunda 8 numaralı oportunist yine Mehmet Kaya idaresinde değerlendirilmeli. 5 numaralı Lyon'un Lord arkadaşlar Hüseyin Şimşekle beraber yine şanslı gördüğüm bir diğer safkan. Son olarak da 11 numaralı Felikta yine e, Victor Galap yavrusu olan Mertcan Çelikle beraber start alacak olan bu safkandan da etkili bir koşu gelecektir diyorum. 6 numaralı çok öncelikli arkadaşlar. Dediğim gibi küçük kuponlarda risk edilebilir. Rakibi noktasında 8, 5 ve 11 numaralı safkanları Günün ikinci ayağında arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olarak gözüküyor. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise aynı zamanda 7'li plasenin de ilk ayağını oluşturan bu ayakta şartlı 3'te 3 yaşlı Arapları 1100 metre mesafe e, kumda izleyiz arkadaşlar. Burada özellikle ben 2 numaralı Demir Şah'tan etkili bir koşu gelecektir ki son birinciliğini çok beğendiğim safkanın e, formu da koruduğunu düşünüyorum. Gökhan Gökçe idaresinde start alacak olan bu safkanın yarın için ben bu grubu kolay geçmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Benim ilk şanslı safkanım olacak 2 numaralı Demir Şah. Rakip noktasında özellikle e, İzmir bölgesinin bence Sinan önemli jokeylerinden arkadaşlar. Özellikle pistte çok iyi kullandığını düşünüyorum. Bu tarz koşullarda çok enteresan işler yapabilen bir jokeylerimizden biri. Ben çok beğeniyorum Sinan Özen'i o yüzden Ahmet Ali ile beraber ben rakibi noktasında muhakkak kuponumda bulunduracağım. Yani için Demir Şahı bir numaralı Ahmet Ali Sinan Özen'in eee formuyla beraber geçebilir. Bence ayrılmaması gerekiyor. Yani 2 ve 1 bu grupta bir tık önde bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğim bir koşu olarak görüyorum. Takip edeceğim safkan ise 3 numaralı Hedefe Koş Kızım olacak. Son birinciliği çok başarılı. Müsait grupta arkadaşlar değerlendirilmeli diyorum. Sürpriz arama noktasında da değerlendirilebilir. Özellikle 2 diyorum. Rakibi noktasında bir Son olarak da arkadaşlar 3 numara safkanında da sürpriz arama noktasında günün bu ay için değerlendirilebilir olarak görüyorum. Günün dördüncü koşusu arkadaşlar aynı zamanda ikinci altının başlangıç ayını oluşturan bu ayakta Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu koşuda yine ben özellikle arkadaşlar 2-3 tane safkandan bahsedeceğim. günün denk koşularından biri olduğunu düşünüyorum. Birçok safkanın kazanma şansının olduğu zor bir grup gibi duruyor. Ama ben özellikle arkadaşlar burada 8 numaralı Goichik alayını çok beğendim bir safkan. Özellikle son birinciliğini çok beğendim. Alaaddin Küründük'le beraber start alacak olan bu safkanın şimdi özellikle iyi performans sergileyeceği belli. E güzel bir datfarı yavrusu gibi bilindiği gibi datfarı de önemli bir gazi, gazi koşularını koşmuş. Güzel bir safkandı. E güzel de yavrular veriyor son zamanlarda. E, ben bu safkanların etkili olacağını düşünüyorum. Benim ilk şanslı safkanım olacak 8 numaralı Goy Kogolena. Rakibi noktasında arkadaşlar 3 numaralı Hüsnü, 4 numaralı Bayak Demir. Hemen hemen her yarışında bahsettiğim bu safkan 4 numaralı safkandan bahsediyorum. Ahmet Oluk'la beraber artık bir patlama yarışı bekliyorum Safgan'dan. Yine 2 numara Rakı boyu arkadaşlar. İlker Soyat'la beraber değerlendirilmeli. Hatta ağır kürol olsa da 1 numaralı Mestanaf'a bile grupta şanslı gördüğüm Safkanlar olacak. Özellikle 8 diyorum. Rakibi noktasında 3-4. Yer olanlar arkadaşlar 2 ve 1 numaralı safkanlarında şanslı olacağı günün ilk ayağı için etkili koşmasını beklediğim safkanlar olarak duruyor. Günün ikinci yana geldiğimizde Sandıkaba 14'te 4 yukarı Arap'ları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Günün kalabalık koşularından bir arkadaşlar 18 tane safkan start alıyor. Özellikle burada 3 tane safkan benim çok dikkatimi çekti ki bunlardan ilki 9 numaralı Sungurlu olacak. bir ara sonrası güzel bir yarış yapan, çok sıkıştırılmadan koşan Sungurlu, daha da uyumlu olduğu birincisi Mehmet Kaya idaresinde ben müsait grupta etkili koşacaktır diyorum. İlk şans safkan 9 numaralı Sungurlu olacak olacak. Rakibi noktasında 10 numaralı Marmara Bey arkadaşlar Mertcan Çelik'le beraber son ikinciliğini çok beğendim ben bu safkanın yine etkili koşmasını bekliyorum. Ekür avantajı bulunan 18 numaralı arkadaşlar şanslı Kafkas e, Hüseyin Şimşek'le beraber değerlendirilmeli. E, bu safkandan yine etkili bir koşu gelecektir diyorum. Bu safkanda yine takip safkanlarımdan biri. Son özellikle yarışları oldukça başarılı olan 18 numaralı safkandan da iyi bir koşu gelecektir diyorum. 8 pardon 9, 10 ve 18 numaralı safkanlardan arkadaşlar etkili bir koşu bekliyorum günün bu ayağında. Burada sürpriz arama noktasında veya e, yeri olan arkadaşlarımız için 1 numaralı Çağkar ve 2 numaralı Karader arkadaşlar e, değerlendirilebilir. Her ne kadar ağır kilo gibi gözükseler de uygun grupta arkadaşlar etkili koşabilirler. E, bu safkanlara yer olanlar birer çarpı atabilir ama dediğim gibi özellikle 9, 10 ve 18 numara safkanlar ben de bir tık anne bu safkanlardan kesinlikle iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise e, Handicap 14'te e, 4 yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Yine kalabalık bir koşu 17 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir kez bir tane safgandan bahsedeceğim. E, bu Safkan'ı zaten e, kuponumda tek bırakacağım arkadaşlar. Bu da bir numaralı King Dadaş olacak bir Kurt Yandus yavrusu olan Safkan. Bilindiği gibi kabukumu çok seviyor. Yarın içinde çok müsait bir grup yakalamış. Bir önceki yarışında birinci geldi yarışında yine set tek vermiştim. O gün içinde beni yanıltmamıştı. Ben yine müsait grupta koştuğunu düşündüm. E, yetenekli aparatüs ile beraber yarın için ben bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi rahatlıkla kuponlara bir numaralı King Dadaş. King Dadaş arkadaşlar tek bırakılabilir. Yarın için müsait grupta geçilmeyecektir diyorum. Burada diğer oyunlara oynamak isteyen arkadaşlarım için rakibi noktasında 4 numaralı Grey Wolf Gökhan Gökçe idaresinde değerlendirilebilir. Yine 7 numaralı Atakan abi de özellikle bu mesafelerde bazen çok enteresan işler yapabiliyor. Uzun süredir iyi bir yarış olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi bu mesafeyi sevdiği düşündürse e, sonlarda etkili gelip enteresan bir sürprize imza atabilir ama özellikle bir numaralı King Dadaş'tan dediğim gibi çok iyi koşu bekliyorum. Yarın için de İzmir'de arkadaşlar günün 3. ayağında ben de geçilmez arkadaşlar. Grup içinde rahatlıkla kuponlara da tek bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde açık 3'te 4 yukarı Arapları 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 6 tane safkanın start alacağı bu koşuda. E zaten artık bir arada koşmaya alıştığını düşündüğüm birçok safkan yine bir araya gelmişler. E son yarışlarında Romeo e bu grubu hakime sağlamıştı. O gün için yine Bildana'nın önünde sert tempo kurduğu yarışta sonlarda gelip etkili birincisi Mustafa ile beraber uyumlu da ikili oldular. Romeo ile Mustafa Çiçek e güzel bir birincilik elde etmişti. Yine benzer bir yarış olabilir çünkü önde e bilindiği gibi arkadaşlar safkanların çoğu önde sert tempo kurmayı seven safkanlar grupta. Özellikle Bilden An zaten eğer öne çıkmadığı bir yarışta iyi koşma ihtimali yok. Muhakkak numarayı alacaktır. E, hemen ben Toros Dağı'nın onun arkasında olup onu rahatsız edeceğini düşünüyorum. E, yine umutlu e, Umut öne çıkacaktır. May Sultan ara ara çıkar arkadaşlar. O yüzden ben yine sonlarda etkili gelmesini bekledim. 2 numara Romeo. Güzel bir yarışta bu grubu geçebilir. Benim ilk şanslı Safkan'ım olacak. Dediğim gibi özellikle 2 numara Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Ama tabi Bildenen gibi Toros Dağı gibi Safkan'lar muhakkak değerlendirilmeli kuponlarda. Burada bir sürpriz olacaksa bu da Has Karacı'dan gelebilir. Dediğim gibi önde giden çok sert tempoyu sonlarda yapacağı etkili bir sprit değerlendirilebilir. Güzel de bir e, sürprize imza atabilir bu Safkan. Formunda olduğunu düşünüyorum. E, sürpriz arama noktasında bu da değerlendirilebilir. Ama özellikle 2 rakip noktasında da 1 ve 3 numara safkanları günün boya için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olarak gözüküyor. Sürpriz olacaksa da 5 numara has karacadan gelebilir diyorum. Günün 5. ayağında ise arkadaşlar kısa vade 6'da 4 yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe çimde izleyeceğiz e, 7 tane safkanı start alacağı bu koşuda benim özellikle dikkatimi çeken iki safkan oldu ki her ne kadar ağır kilonda olsa grubun kalite ismi uzun bir ara vermiş olsa da 1 numara Mayro Hasan Hüseyin Şimşek ile beraber arkadaşlar kazanmaya yakın gibi gözüküyor. Etkili binicisiyle beraber her ne kadar çimi biraz eksik olduğunu düşünsem de yine de etkili koşacaktır diyorum. İlk şansı bu safkana verelim. Özellikle çimi iyi koşan uzun sürede İstanbul'da önemli gruplarda yarışlar kazanan Kayı Ovası yine tekrardan İzmir'e döndü. Ben yine etkili koşacaktır diyorum. Mehmet Kaya idaresini değerlendirdim arkadaşlar. Özellikle 1 ve 7 bende bir tık önde bu iki safkandan kesinlikle kesinlikle iyi bir koşu. Gelecektir diyorum ama yer olanlar yine 2 numara akarca kanlı 3 numara param parçaya da birer çarpı atabilir arkadaşlar ama özellikle 7 ve 1 numaralı safkanlardan iyi bir koşu gelecektir diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Midin 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe konuda izleyeceğiz. 16 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Yine özellikle 2 tane safkandan çok iyi koşu bekliyorum. Bunlardan ilk arkadaşlar 3 numaralı Bayt Daim olacak. İlker Soya hikayesinde start alan safkan. Son 2 yarışında güzelce ikincilikler elde etti. Kazanmaya çok yakın güzel bir yarışlar yaptı yine müsait bulacağı bu grupta kalabalık grupta herhangi bir sıkıntı yaşamaması durumunda kolay kazanacaktır diyorum. İlk şans safkanım olacak 3 numaralı By The Time. Rakibi noktasında ise arkadaşlar 16 numaralı Winter Slow olacak. Ee, Mehmet Kaya İdaresi'ne start alacak olan Safkan'ın özellikle son üçüncülüğü oldukça başarılıydı. Ben o yarışının formunu koruduğunu düşündüğüm Safkan'dan etkili bir yarış gelecektir diyorum. Bu Safkan'da yine çarpı atalım. 3 ve 16 numaralı safkanlar bende bir tık önde arkadaşlar ama burada yeri olanlar yine 5 numaralı fit Mustafa Çiçek'le beraber ve 8 numaralı son of the Yavuz'u da Çetinok'la beraber sürpriz arama noktasında değerlendirilebilirler. Ama özellikle 3 ve 16 numaralı safkanlardan iyi bir koşu gelecektir diyorum günün son ayağı için. Arkadaşlar İzmir ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz safkanları ekleyerek en iyi oyunu en iyi kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden herkese bol şans.